İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan Gazze'de süren savaşla ilgili yeni açıklama geldi. Netanyahu savaşın uzun aylar boyunca süreceğini ineledi. Hamas'ın savaşma kapasitesinin üçte ikisinin imha edildiğini iddia etti. Beyaz Saray'dan da açıklama var. Tek yol Filistin devletinin kurulması diyor Beyaz Saray. Detaylara bakalım. Mutlak zafer kazanmadan durmayacağız. Gazze'de katliamlara imza atan ama Hamas'ın direnişini kıramayan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu geri adım atmıyor. Netanyahu Tel Aviv'de basın toplantısı düzenledi. Hamas'ın savaş kapasitesinin üçte ikisinin imha edildiğini savundu. Savaşın iki aşaması var. İlki Hamas birliklerini yok etmek. Şimdiye kadar 24 Tugay'dan 16 ya da 17'si yok edildi. Ardından bölgenin teröristlerden temizlenmesi başlayacak. Gazze'nin güvenliğinin tam kontrolü sağlanana kadar mutlak zafer kazanmış olmayız dedi. Mutlak bir zafer terörist liderlerin öldürülmesiyle Hamas'ın askeri ve idari kapasitesinin yok edilmesini gerektiriyor. Rehinelerin evlerine dönmesini gerektiriyor. Mutlak zafer Gazze'nin İsrail'in bölgedeki güvenliğini tamamen sağlaması, Gazze'ye giren her şeyin İsrail kontrolünde olması ve Gazze'nin silahlandırılmasını kapsıyor. Netanyahu, Gazze'deki rehinelerin ailelerine de mesaj gönderdi. Sevdiklerinizi evlerine döndürmeden durmayacağız dedi. Netanyahu savaşın aylarca devam edeceğini de yineledi. Dürüst olarak söylemeliyim ki zafere ulaşmak uzun aylar sürecek ama bunu başarmakta kararlıyız. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama var. Sözcü Matthew Miller da Gazze'deki son duruma değindi. Tek yol Filistin Devleti'nin kurulması dedi. Tüm çatışmaların bir noktada sona ereceğini düşünüyoruz. Filistin devletinin kurulması için siyasi bir yola girilmesi gerekiyor. Bu tek yol. Sadece Filistin halkının umut ve rüyalarının gerçekleşmesi için değil, aynı zamanda İsrail halkı için kalıcı güvenliğin sağlanması için Washington'dan gelen açıklamalar iki devletli çözüm vurgusu yapsa da bunun Tel Aviv'de karşılığı yok çünkü İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu hükümeti iki devletli çözüme karşı çıkıyor.